Hoş geldiniz. Bu Selsoft Akademi'nin iş ve yazılım ihtiyaçları analizi eğitimi. Bu eğitimin ilk oturumu arkadaşlar. Şimdi giriş kısmında eğitimle alakalı size bilgi vereceğim ve bir miktar nasıl ilerleyeceğiz, metodolojimizden, kaynaklarımızdan, öğreneceğimiz şeylerden bahsedeceğim. Şimdi bu eğitimin amacı aslında webten de gördüğünüz gibi, burada da bir miktar detaylı bilgi vermiştim. İş ve yazılım ihtiyaçlarını süreç, iş kuralları, mimari ihtiyaçlar ve benzeri kategorilerle ortaya koymak, detaylandırmak, use case, user stories, UML ve ER gibi formal yolları modellemek ve dokümante etmeyi öğrenmektir. Eğitimde de sadece böyle teknik konular değil ama iletişim ile ilgili işte toplantı yönetimi, sorgulama gibisinden beceriler de ele alınacaktır ve bu eğitimi alan arkadaşlar IIB'nin SIBAP sertifikasını da almayı düşünebilirler. Bu eğitimde hem bilgi olarak hem de uygulama olarak aslında SIBAP'ın öngördüğünden daha teknik noktalara kadar sizi götürecektir bu eğitim. Şimdi bakın şöyle bir problem var. Yazın gelişme sürecinde en zor işi yapanlar analistlerdir dersek haksızlık etmiş olmayız diğer şeylere diye düşünüyorum. Diğer rollerle çalışanlara. Bunun çünkü çok temel bir sebebi var. Yazın gelişme sürecinin en zor kısmı ne yapılacağına karar vermek ve onu detaylandırmaktır. Hadi ne yapılacağına karar vermek analistin işi değil diye düşünülebilir. Ama analist bu işin ciddi bir parçası. Çünkü müşterinin kafasındaki karman çorman bilgileri sistematik olarak ortaya çıkartan ve bunları aradaki trade-off'larına şu olursa böyle olur, böyleyse böyle olur şeklinde düşündürten insandır. Evet, analiz analistin ihtiyaçları için yapılmaz, müşterinin ihtiyaçları için yapılır. Doğru. Ama bu sürecin çok aktif bir parçasıdır analist. Yani karar verme sürecinin de aktif bir parçasıdır. Detaylandırmak zaten analistin işidir ve çok iyi biliyoruz ki developerlar mesela yazılım sürecinin bir başka önemli aktörleri olan developerlar daha formal çalışma şekillerine sahipler. En azından detaylandırma noktasında önlerinde bir compiler var ve compiler'ın izin vermediği şeyleri yapamazlar. Dolayısıyla önlerinde bir şey var, rule mekanizması var. Ama analistler için böyle bir şey söz konusu olmadığı için detaylandırma denen şey o kadar da basit bir şey değil. Hani yazarız geçer gibisinden görülse bile öyle bir şey değil. Malumattan ibaret değil o detaylandırma kısmı. Çok daha analitik bir yapı. Onu göreceğiz. Artı analiz yazım sürecinde en insan yoğun olan kısımdır. Yani proje yönetiminden daha insan yoğundur. Çünkü analist nereye baksa insan vardır temelde. Müşteri tarafı olsun, testerlar olsun, işte mimari tarafı olsun, developerlar olsun, proje yönetimi olsun. Sonuçta analistin yaptığı iş daima bu insanlar arasında iletişim de bulunmak, bilgiyi onlara yaymak ve farklı seviyede insanlara yaymak olduğu için farklı seviyelerde böyle soyutlama mekanizmalarına da sahip olmalıdır. Dolayısıyla her ne kadar teknik yön olsa bile işlerinde ki Türkiye'de çok teknik olarak da görülen bir yön yok. Yani Türkiye'de çok en teknik gördüğünüz şey nedir? Yani benim gördüğüm işte database'deki table'larla uğraşan aslında developer'lık yapan analist modelidir. Bu da zaten maalesef şey bir durum. Sıkıntılı bir durum açıkçası. Yaptıkları işin teknik yönü kadar iletişimsel, psikolojik ve politik yönleri de vardır arkadaşlar. Teknik yönü ise diğer rollere göre daha az tanımlıdır. Burası problemdir. Üçüncüsü ise çoğu zaman analistler maalesef developer'dan arta kalan işleri yapmaktadırlar. Konumlandırma itibariyle tabii ki bu kurum kültürüyle alakalı ama yoğun bir şekilde operasyonel ve sekreteryal sorumlulukları da vardır. Hatta yönetsel sorumlulukları da vardır. Hatta analistler pek çok yerde analistleri proje yöneticisi olarak da kullanırlar. Yani sen analistsin,
Zaten developer'a giren işi sen tanımlıyorsun, çıkan işi sen test ediyorsun. Dolayısıyla developer'ı da sen yöneteceksin şeklinde davranılır. Daha ufak işletmelerde böyledir. Ama Türkiye'de çok kelli felli, kendisine kurumsal denen, böyle baktığınız zaman gökyüzüne doğru giden binalarda çalışan insanların bile aslında hiç de o 20-30 katlı binalara uymayan, sanki bir katlı bir süpermarkette çalışıyormuş izlenim verecek şekilde çok da profesyonel olmayan çalışma şekillerinde bu şekilde konumlandırılırlar. Yani bizde kurumsallık genel olarak binanın boyutuyla alakalı bir şeydir. İş yapma şekliyle alakalı bir şey değildir. Dolayısıyla burada analistlerin sekreteryal ve operasyonel sorumlulukları, sınıf başkanı gibisinden davranmaları da söz konusu. Şimdi bunlardan birinci problem işin tabiatı icabıdır. Evet, yapacak bir şey yok. Yani yazılımla uğraşıyorsanız, burada detaylarına girmeyeceğim ama yazılım diğer mühendislik ürünlerine göre ya da süreçlerine göre daha komplekstir. Ve çok da daha değişen bir çıktıya ve bundan dolayı da sürece sahiptir. Çok aşırı dinamiktir. Sabahleyin sizden istenip de akşama yetiştirmeniz beklenen iş öğleye kadar iki defa daha zaten değişir. Detaylandırılır, değişir. Amacı değişir, her şeyin değiştiğine şahit olursunuz. Dolayısıyla işin tabiatı bu. Bu işimizi zor kılıyor. Doğru. Biz developer'ların da işini zor kılıyor. Mimarının işini de zor kılıyor. Doğru. Üçüncüsü kurum kültürüyle alakalı. Hani eskiden analiz developer vardı. Halen analiz programmer, halen pek çok yerde analiz programmer var. Oradan bir şeyleri ayırmaya çalışsanız muhtemelen en temel ayrım şudur. Development'a konu olacağın şeyi ayır, geri kalanı analiste at. Geri kalan nedir? Müşteri yönetimi, ihtiyaçlar, ondan sonra test, proje yönetimi, bug'lar, bug fix'ler ve her türlü oda ayarlamak dahil toplantı için müşterinin yanına gitmek, müşteriyi kaprisini çekmek, developer'ı getirmek icabında ya da mimar neyse artık. Dolayısıyla analiz programcı kültüründen biraz daha rol bazlı bir sürece doğru gitme eğiliminde ilk yeni oluşturulan diyelim rol analist rolüdür. Zaten bu da developer'dan geri kalan her şeyi yapan anlamındadır. Evet, daha formal, daha tanımlı işler yapan yerler tabii ki var. Öyle yerlerde çalışan analistler evet kendilerini çok çok daha iyi hissediyorlar. Hem gelişim açısından hem stres açısından, yorgunluk açısından. Ama bu dediğim gibi kuruma bağlı bir kültür. Ama en azından ikinci problemle alakalı bir şeyler yapabiliriz. Yani ikinci problem teknik yönünü daha güçlü kılmak, analistlerin yaptığı işin daha tanımlı kılmak, efendime söyleyeyim. Artı iletişimsel de olsa psikolojik, politik yönlerle ilgili de bunlar da eğitimle ilerletilebilecek şeyler nihayetinde. Yani tabii ki yani iletişimi çok kötü olan özellikle daha fazla developer tipolojisine uyan insanları analist olarak kurgulamaktan bahsetmiyoruz ama sonuçta öğretilebilecek şeyler arasında iletişimini ilerletmek de mümkün. Temel olarak analist dediğimiz zaman arkadaşlar 3 temel yetkinlik boyutu var analistin. İş bilgisi, yani business domain knowledge dediğimiz şey. Sigortacılık sektöründe çalışıyorsanız sigorta bilgisi, sigorta süreçlerinin bilgisi, sigorta sürecinin daha alt süreçlerinde çalışıyorsanız, hasarda çalışıyorsanız mesela, reasuransta çalışıyorsanız ya da ne bileyim bir CRM uygulamasında çalışıyorsanız orada sonuçta kontak sistemi diyelim ki, değil mi? Burası bir alt şeyin, CRM yapısının bir alt domainin bir alt parçası olarak görülebilir. Ya da mesela bir ERP, evet mesela arkadaşımız, CRM'ci arkadaşımız diyor ki Service Management mesela, değil mi?
kampanya yönetimi, campaign management. Değil mi? Bütün bunlar aslında bir CRM'in alt parçaları. ERP düşündüğümüz zaman onunla alakalı daha fazla parçalardan bahsedebiliriz. Yani product management'tan tutun. İşte bizim Türkiye'de daha fazla işte çek takip sistemi gibisinden şeylere kadar, işin finansal muhasebe ve finansal boyutlarına kadar ya da işte repository yönetmeye kadar, depo falan, lojistik tarafını yönetmeye kadar, değil mi? İthalat, ihracata kadar, HR tarafına kadar, insan kaynakları tarafına kadar aslında yani şey yaptıkça daha spesifik hale geldikçe bu işin sonu yok, değil mi? Sadece o konularda yetkin olabilecek şekilde iş bilgisine sahip olmak analistin en temel yetkinliğidir. Formal iş ve yazılım ihtiyaçları analizi bilgisi. Güzel. İş bilgisi derken aslında bu iş bilgisini formal bir şekilde ifade etmezseniz maalesef bu knowledge seviyesine çıkmaz arkadaşlar. Yani bilgi seviyesine çıkmaz. Malumat seviyesinde kalır. Yani bilgi dediğimiz şey mesela bizim Türkçe eski yani Arapçadan gelen ilimdir ve malumat aslında o da aynı kökten ama daha karmaşık, structured olmayan böyle yani information'mış gibi knowledge seviyesine çıkmamış, daha fazla information seviyesinde kalmış bilgi yığını, bilgi öbekleri yığını, tamam mı? Yani aralarında hiyerarşik ilişkiler olmayan, sebep sonuç ilişkileri ortaya çıkmamış olan bilgi yığını haline kalır. O zaman da insanlar bir yerde 3 sene, 5 sene, 10 sene çalışırlar ama hala o domainle alakalı aslında ciddi analitik sorgulamayı gerektirecek bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman ciddi sıkıntı çekerler. Benim çok sık gördüğüm şeylerden birisi. İş bilgisi var, senelerdir öyle, kendisi de bunun farkında. Malumat seviyesinde sadece o kişinin yetkinlikleriyle ortaya çıkardığı belli ilişkiler söz konusu. O ilişkileri o vatandaş düşünüp de çıkarmamışsa eğer, 10 sene çalışsa bile ya da çıkarmış olsa bile yeterince formal bir şekilde tanımlayıp birine aktarmak, sistemli bir şekilde üzerine konuşmak, diyelim ki bir CRM sisteminden bahsediyorsak kampanya management'ında bir değişiklik yapacağımız zaman bunun acaba diğer taraflara etkisinin ne olacağını hızlıca mesela 3-5 saniye ya da 1-2 dakika içinde öngörememek çok tipik. İş bilgisini sadece malumat seviyesinde tutmanın göstergelerindendir arkadaşlar. Artı bütün bunları yapsak bile hala iyi bir analist olmamız için bizim güçlü iletişime, sorgulayıcı olma gibi bireysel ve temel yeteneklere ihtiyacımız var. Yani bunlar daha fazla hani böyle personal abilities dediğimiz cinsten şeyler. Aslında bu güçlü iletişim, sorgulayıcı olmak, modern bir bireyin aslında yani hayatta yaşarken de sahip olması gereken şeyler. Yani sokakta çarpma olduğu zaman, arabanız birisiyle çarptığınız zaman eğer orada gidip kavga ediyorsanız muhtemelen iyi bir analist de olamazsınız. Ama iyi analist olamamak dışında hayatla alakalı başka şeyleri de ıskalarsınız sonuçta. Dolayısıyla güçlü iletişim bu noktada yani hep söylenir böyle nihayetinde iyi bir mühendis olmanın da şartıdır güçlü iletişim. Dolayısıyla ama hani burada analistin temelde yapacağı şey güçlü bir iletişim yapısına sahip olmak, sabırlı olmak, saygılı olmak, efendim sorgulayıcı olmak, bir gazeteci gibi sorgulayıcı olmak. Ondan sonra bu gibi bireysel yeteneklere sahip olmak bence işinin daha şey boyutu, sosyal boyutu nihayetinde ama olmazsa olmazlardan birisi. Biz genelde bizim algımız ilk boyut üzerine yoğunlaşır. Yani Türkiye'de mesela şirketler birbirinden analist transfer ederler. İşte şu bankadan bu bankaya geçtiniz. Yani temelde bir iki tane Türkiye'de sektör var zaten. Değil mi? Yani en güçlü olarak bir telekom sektörü var. Bir de şey sektörü var. Finans sektörü var. Finans sektöründe işte
banka ve sigorta gibisinden alt bölümleri var. Bunlar dışında aslında tabii ki daha böyle cross sektörel çözümler var. İşte ERP ve CRM gibisinden çözümler var. Yani bir CRM'iniz varsa, bir ERP'iniz varsa sonuçta farklı sektörlerde bunları kullanabilirsiniz. Dolayısıyla çoğunlukla hani bu sektör yoğun bir yapı olduğu için Türkiye'de çoğunlukla insanlar o bankadan başka bankaya geçerler. Sektör değiştirmeyi sıkıntılı olarak genelde görürler ve bir sektördeki bir kurumda yine aynı sektörden analiz almaya gayret eder ve burada tek vurguladığı şey aslında iş bilgisidir. Yani oradan 5 senelik işte kredilerle alakalı tecrübesi olan bir arkadaşı transfer ediyoruz. Güçleniyoruz bu anlamda. Ama gelen kişinin hakikaten formal yetkinlikleri nelerdir analiz yapmakla ilgili ne kadar sorgulanır ben çok görmedim işin açıkçası. Hani ben de analiz işe alımlarında bulundum. Gerek danışmanlık gerekse böyle yönetici olarak çalıştığım zamanlarda çok insanlarla görüştüm. Hala böyle ihtimaller zaman zaman oluyor. Genelde birincisinin yeterli görüldüğünü yapıyorum, gözlemliyorum. İkinci boyutu toptan unutuyoruz ya da yeterince vurgulamıyoruz. Üçüncü boyut ise daha fazla müşteri bağlamında. Hani iyi konuşuyor mu, kendini iyi ifade ediyor mu diye daha böyle gözleme dayalı olarak genelde ifade edilen yetkinliklerdir bunlar. Evet, yani bir arkadaşımız diyor ki iş görüşmelerinde özellikle sektör bilgisi isteniyor. Evet, biliyorum yani sadece sektör bilgisine dayanaraktan insanlar seçimde bulunuyorlar. Maalesef bu böyle. Şimdi daha ileride geleceğim. Bu ama şu anda geldiğimiz noktada analist yetkinliklerinden bahsederken çok önemli bir nokta. Mesela birazdan bahsedeceğiz kaynaklarımız arasında. Bu işin dünyada en iyi yapanlardan hem danışmanlığını hem yazdığı kitapla hakikaten çok yetkin olduğu bilinen Carl Wiggers şöyle bir soru soruyor. Bir analistin iyi bir analist olması için, iyi analiz yapabilmesi için, yani ihtiyaçları düzgün bir şekilde ortaya çıkartabilmesi için iş bilgisine sahip olması, önceden sahip olması zorunlu mudur diye. Mesela bu soruyu Türkiye'de soramazsınız. Türkiye'de sorduğunuz zaman şey derler, iş bilgisi yoksa yani onun analist olduğunu nereden anlıyoruz derler. Değil mi? Yani tecrübe sahibi arkadaşlar ne düşünüyorlar bilmiyorum ama benim gördüğüm şey iş bilgisine sahip değilse biz ona zaten analist diyemeyizdir. Ama o baba buna şöyle cevap veriyor. İş bilgisi zorunlu değildir diye cevap veriyor. Çünkü düzgün bir iş ve yazılım ihtiyaçları analiz yöntemine sahip olan insan yapıcı, ihtiyaçları üzerine düşünen, iletişimi iyi iş süreci sahipleriyle ne kadar karmaşık olursa olsun arkadaşlar ihtiyaçları toplantılar yaparaktan analitik bir süreçle ihtiyaçları ortaya çıkartabilir. Bu işin açıkçası yurt dışında daha ideal, daha düzgün, formal çalışılan yerlerde böyle zaten. Vatandaş analist, danışmanlık yapıyor ve herhangi bir sektöre girip oranın ihtiyaçlarını dinleyerekten ve tabii ki belli formal yöntemlerle ortaya koyuyor. Yeter ki özellikle iş bilgisinin sahibi olan insanlar yeterince düşünsünler ve verici olsunlar bu konuda. Yoksa balık baştan kokuyor zaten. Yani Türkiye'deki projelerde genelde sıkıntı ilk başta daha müşteriden ihtiyaçları almak. Bu konuda müşterinin tavrı ne kadar vakit ayırdığı, işte vaktimiz yok. Üzerimizdeki işler yanında bir de bir proje geldi deyip daha baştan projeye karşı negatif bir şey. Hani proje iyi güzel bizi heyecanlandırıyor ama üzerimizdeki iş günü almadan, operasyonel iş günü almadan bizi projeye kattılar. Dolayısıyla ne yapacağımızı bilmiyoruz. Böyle bir şeyde, böyle bir ortamda tabii ki ne kadar ne bileyim analitik olduğunuzun çok da fazla önemi olmuyor. Olay daha fazla aslında üçüncü kısma kayıyor. Yani müşterinin altından girip üstünden çıkaraktan bir şekilde müşteriyi şey yapmak, ağzından almak ne istediğini. Ama bu da çok sağlıklı bir durum tabii ki oluşturmuyor arkadaşlar. Şimdi bu eğitim temelde iş ve ihtiyaç analizi nasıl yapılacağına odaklanıyor. Ve tabii ki buradan iş bilgisini vermeyi umuyoruz size.
Böyle bir iddiamız yok zaten. İş bilgisinden bağımsız. Daha formal olarak ihtiyaçlar nasıl ortaya konur? Burada belli politik, psikolojik ve bireysel yetkinlikler var mıdır? Ve bu yetkinliklerle bilgiyi aldığımız zaman, belki malumat olarak aldığımız zaman o malumattan bilgi çıkartabilir miyiz? Yani müşteri bilgi olarak size bunu vermeyebilir, malumat olarak verir ama onun içerisinden biz nasıl bunu çıkartırız? Bunu göreceğiz temelde. Temel kavramlardan başlayacağız arkadaşlar. Daha ileri işte 100 kez modeling'e kadar, test kez yazmaya kadar ilerleyeceğiz. Eğitimin ana başlıkları. Birincisi, iş ve yazılım ihtiyacı dediğimiz zaman neyi anlıyoruz arkadaşlar? Evet, ihtiyaç kategorizasyonumuz var mıdır? Müşteri konuşurken onun ihtiyaç olarak söylediği şeylerle alakalı kafamızda neler oluşuyor? Ondan sonra temel baştan sona yazılım ihtiyaçları mühendisliği ve yönetimi nedir? İşin içine değişimi de katarsak. Dolayısıyla mesela yeni proje, gap analizi, bakım gibisinden farklı proje tipleri için farklı yaklaşımlar söz konusu mudur? İhtiyaçları bulup çıkarmak, müşteri ve kullanıcı ilişkilerini yönetmek. Burada mesela bir arkadaşımız yorum yapıyor. Müşteri tam olarak ne istediğini bilmiyor veya anlatamıyor. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp demişler. Bizim projelerde bilmedikleri gibi bilmeye de çalışmıyorlar. Problem o. Yani evet, operasyonel çalışan insanlar bilmiyor olabilirler ama proje başladığı andan itibaren bunun üzerine düşünmek durumundalar, düşünmek zorundalar. Hani analistler yönlendirme yapmalılar ama vakit ayırmayan, buna ciddi bir şekilde vakit ayırmayan bir insanın yönlendirmeyle hani size doğru çıktıları vermesi çok da mümkün değil maalesef. Bu noktada toplantı yönetimi, sorgulama, var olan bilgiyi nasıl ortaya çıkartırsınız mesela? Sistem var. Diyorlar ki bu sistem var, biz bunun yenisini yapacağız. Dolayısıyla burada 100 tane özellik var, buna 50 tane daha katacağız. Dolayısıyla bu 150 özelliği bilmemiz lazım. 100 özelliğin işte 50 tane katacağız, geri kalan 50 tanesini de değiştireceğiz deniyor. Ama bir şekilde bir orada sistem var diyelim ki. Buraya bakaraktan nasıl ilerleriz? Biraz daha artık malumatı bilgi haline getirme noktasında süreç, kural, kullanıcı arayüzleri, kısıtlar, efendime söyleyeyim, standartlar, non-function requirement'lar sadedinde nasıl bunları bir araya getiririz ve nasıl bunları tabii ki dokümante ederiz. Burada kullanım şekilleri, use cases. Ben use case'i kullanım şekli diye Türkçe'ye çeviriyorum. Daha garip kullanım durumları, kullanım senaryoları gibisinden çeviriler de var. Onlarla çok beğendiğim çeviriler değil ve onlarla ilgili şeylerim de var. Hani use cases'i neden kullanım senaryosu olarak çeviremeyiz? Çünkü zaten kullanım senaryosu ayrı bir kavramdır zaten. Use case'in instance'larına kullanım senaryosu deriz biz. Ama scenarios deriz daha doğrusu. Dolayısıyla bakın burada da zaten söylüyorum. Senaryolar, kullanım şekilleri, senaryolar, bunların diyagramları, bunları daha analitik olarak nasıl betimleriz. Mesela geçen hafta danışmanlığa gittiğim yerde developerlara sorduğum zaman developerlar hazırlanan analiz dokümanlarının hiçbir şekilde kendilerine hitap etmediğini ve hiçbir şekil içermediğini ifade ettiler. Yani bir senaryolar yazılıyor bir şekilde ki senaryolara da yazılmıyor. Böyle alt alta 30 tane 40 tane inceledim. 30 tane 40 tane requirement'tan bahsediliyor. Birden başlanmış işte diyelim ki 40'a kadar gidiyor. Birincisi bir yerden bir iş kuralı. İkincisi UI ile alakalı bir şey. Üçüncüsü entegrasyonla alakalı bir şey. Dördüncüsü tekrardan UI ile alakalı bir şey. Böyle hiçbir yapı yok. Dolayısıyla insanlar zihinlerinde tabii ki bunları şey yapmakta, böyle görsel hale getirmekte, anlamakta zorluk çekiyorlar ve daha diyagramların da içinde olacağı şekilde nasıl gelir diye bana sordular. İstediklerinden birisi oydu. Yapılabilir mi? Bunlar yapılabilir. İnsanların ağzından çıkan laflar diyagrama dönüştürülebilir mi? Dönüştürülür çünkü insanların ağzından biz burada bir roman almıyoruz arkadaşlar. Bir süreç alıyoruz aslında ve süreçler matematiksel olarak formülize edilebilirler. Yani bunda bir problem yok. Yeter ki böyle bir zihniyete sahip olan analistler olalım. Kullanıcı arayüz ihtiyaçları, bunların tasarımı, prototypingi, gözden geçirmeler yani review'lar, doğrulamalar, verification'lar, kalite kontrolü, belgeleme, dokümantasyon,
formal olarak bunları tanımlamak, karmaşıklığını göz önüne almak, öncelendirmek, fonksiyonel olan ihtiyaçların yanına fonksiyonel olmayan ihtiyaçları da göz önüne almak ve ihtiyaçları sadece süreç olarak ifade etmekle kalmayıp development'a geçmeye geçiş gibisinden, geçişe yardımcı olmak amacıyla daha analitik modellere dönüştürmek. Mesela nesne modellerine dönüştürmek. Nihayetinde konuştuğumuz şeylerimiz, yani son derece böyle soyut şeylerden bahsediyorsak bile, iş analizinden bahsetmiyorum, herhangi bir yerde bir dedikodu yapıyor olsak bile, o dedikoduyu çok rahatla matematiksel bir bakış açısıyla nesne modellerine çevirebiliriz biz. Yani nesne dediğimiz zaman davranışları olan ve belli özellikleri olan ve belli kategorilerin gerçekteki instance'ları cinsinden ifade edebiliriz. Bunda bir problem yok. Bunun için illa developer olmamıza gerek yok. Değil mi? Dolayısıyla burada belli class diyagramları, domain modelleme, mesela state diyagramları, değil mi? Bütün bunlar aslında analistin tasarıma geçmeden, tasarım detayından bahsetmiyorum, tasarıma geçmeden, hele hele development tarafına burnunu hiçbir şekilde sokmadan belli bir detayda söyleyebileceği şeyler. Yani şunu kastediyorum. İşte müşterinin TCKN'si string olsun demek analistin konuşması gereken bir seviye değil. Ama müşterinin TCKN'si işte 11-10 hanelidir, nümeriktir bu, uniktir bu ve bunu şuralardan alırız şeklinde bir ifadede bulunması onun teknik konuşması anlamına gelir. Ama bu ne design'la alakalı bir cümledir ne de development'la alakalı bir cümledir. İhtiyaçla alakalı bir cümledir. Tamam mı? Bunun üzerine konuşmak için illa database'in olmasına gerek yoktur. Yani analistler maalesef işte TCKN diye bir kolon olmalı, burası unique olmalı ve bunu da herhalde varchar 2 yaparsınız. İşte database'imiz Oracle'sa varchar 2 yaparsınız diye konuşmak zorunda değiller. Bu konuşma şekli kötü bir konuşma şekli. Sadece ihtiyaçlar seviyesinde kalaraktan da bu bilgileri ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla tasarımlama yapmadan da nasıl modeller kurgulanabilir? Bu modeller en temelde nesne modelleri ve bilgi modelleri, veri modelleri diye ikiye ayrılır. İşte nesne modellerini nesneler üzerinden, veri modelini de ER diyagramları üzerinden, Entity Relationship diyagramları üzerinden yapabiliriz. Daha sonra test case'ler ile de teste girişe gelebiliriz. Hani test case'leri aslında bu eğitimin konusu değil, analizin konusu değil test case'leri. Ama nihayetinde Türkiye'de test çoğu zaman yapılmıyor. Yapanlar da genelde analistleri tester olarak kullandıkları için analistler için de önemli bir yetkinlik. Test case'lerini yazabiliyor olmaları. İşin son halkası diyebileceğimiz bir şey. Artı bir miktar işte user stories gibisinden yapıları ile den de bahsederekten agile metodolojilerde requirement analiz dediğimiz şey nasıl yapılıyor bundan bahsedeceğiz. Ve bir workshop'umuz olacak. Hani workshop'ı bu online ortamda ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştiririz bunu göreceğiz. Ama ben genelde bu eğitimi 6 gün olarak veriyorum. Kurumlarda 5 gün eğitim. Eğitim derken de illa teorik tarafını kastetmiyorum. Orada 100 kez yazmaktır, ER diyagramı çizmektir falan gibisinden bir sürü aktiviteler var. Onları burada yapacağız. Ama workshop bildiklerimizi çok basit bir problem üzerinden uygulamak. Bu problemi bazen şirketler kendileri buluyorlar. İşte 3'er kişilik diyelim ki 4 takıma birer tane ayrı problem veriliyor. Basit işte CRM'in şurasına bir ufak bir değişiklik yapılacak. Bunu ya da yeni bir süreç kurgulayacağız buraya. Bunu analizini yapalım. Böyle daha basitleştirilmiş bir yapıdan bahsediyorum. Ya da benim bir dokümanım var. O dokümanı sizle paylaşın. Ya da işte öğrenci arkadaşlarla paylaşın. Oradan işte toplantı yapmalarını, en azından bir toplantılık, bir ihtiyaç analizi toplantısı, bunun çıktısını düzenlemeleri, daha sonra buradan use case'lere gitmeleri, iş kuralları, fonksiyonel olan olmayan ihtiyaçlar, diğer ihtiyaçları hepsini bir araya getirip dokümante etmeleri, nesne ER diyagramlarına, test senaryolarına buradan geçmelerini istiyorum. Tabii belli prototip
prototypingler, işte UI prototyping de gerekli olabilir. Bütün bu analiz sürecini basit bir şekilde 2 saatlik bir toplantı ve daha sonra da işte 4 saatlik olan bir çalışmayla toplam 6 saatte bir günde bitirdiğimiz bir workshop var. Bunu burada online olarak da yapabiliriz. Yani şey ortamlara tabii böyle yüzde örgün ortamlara daha keyifli oluyor ama online olarak en azından ben size bir problem veririm. Devamlı verdiğim gibi. Onunla alakalı siz çıktılarınızı oluşturup tekrardan bana gönderebilirsiniz ve onlar üzerinden mesela bir oturumda burada geçeriz. Mesela siz sunarsınız. İşte ben use case olarak şunları buldum. İş kuralların bunlar, dokümantasyonun buydu gibisinden üzerinden geçip böyle bilgi paylaşımında bulunabiliriz arkadaşlar. Eğer vaktiniz olursa. Eğitim farklı bölümlerinde bu UML ile görsel modelleme ve dokümantasyon da yapılacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bir UML modelleme aracı kullanılacaktır. Ben sizin, yani benim kullandığım bir araç var. Siz de tavsiyelerde bulunabilirim. Belli araçları kullanabilirsiniz. İnternetten bulabilirsiniz. Hatta bunların online olarak kullanılanları bile var. Aslında Visio gibisinden bir yapıyla da bir miktar ihtiyacını giderebilirsiniz ama onlar daha fazla sekreteryal işler için daha fazla olduğu için bir arkadaşımız hangileridir diye soruyor. Ben bu şu anda yayında olduğumuz için çok isim vererekten şey yapmak istemiyorum ama siz şu ana kadar Visio kullandınız ama Visio sonuçta şey hani daha fazla böyle bu kadar teknik yetkinlikler içermiyor. Tamam, bir activity diagramı bir işte çizmek için. Evet, Alice. Evet, aslında ben isimlerinden de bahsetmiş oldum. Sanırım o daha yetkin. Tamam, yani bunların isimlerinden bahsederim. Belli böyle şey versiyonları, online ya da işte community versiyonu olan tool'lar var. Çok rahatlıkla ihtiyacınızı giderecek kadar şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu eğitim ne kazandıracak? Birincisi, yani ben mesela yine geçen hafta gittiğim o finans kurumunda hocam işlerimiz çok yoğun, hani nasıl düzeltebilir miyiz falan filan. Vallahi dedim ki bu kadar yoğun operasyonel çalışma içerisinde hiçbir şey yapmazsanız 5 gün boyunca benimle birlikte, analistlerle birlikte bir eğitim size şu anlama gelecek. Hiçbir şey değiştirmeseniz bu eğitimin sonunda analistleriniz yaptıkları işle alakalı operasyonel dünyadan çıkıp düşünme imkanı bulacaklar. Bunun kendisi çok değerli zaten. Yani biz bu eğitimi bitirdikten sonra acaba dokümanlarımızı değiştirebilecek miyiz falan. O ayrı. Eğitimi bitirince pat diye dokümanları değiştirmek kolay bir şey değil. Tamam. Yani kalkıp hani Fransızca eğitimi aldıktan sonra pat diye Fransızca yani 6 aylık bir eğitim aldıktan sonra ya da 5 günlük bir eğitim aldıktan sonra Fransızca kalkıp herhalde roman okuyamıyorsunuz değil mi? Bu kolay bir şey değil. Ya da Java eğitimi aldıktan sonra pat diye Java kodu yazamıyoruz. Her ne kadar Türkiye'deki yöneticiler böyle düşünmeseler bile gerçek bu. Dolayısıyla bir projede birlikte bu işleri birlikte yapmadıktan sonra ki ben bir günlük de olsa bir workshop'ta böyle bir şey yapmaya çalışıyorum ama sonuçta bir günlük bir şey bu. Kolay bir şey değiştirmek kolay bir şey değil ama en azından analistlere mesela zihinlerinde biraz devrim yaparaktan bu eğitimle istekten ihtiyaca, ihtiyaçtan da kök probleme gitme alışkanlığını kazandırmak. Kulaklarında bu konuda bir su kaçması yaratmak. Zihinlerinde ihtiyaç kategorizasyonu yapmak. Mesela dediğim gibi yine geçen hafta gittiğim danışmanlık yaptığım yerde bana bir örnek şey gönderdiler. 7-8 sayfadan oluşuyor. 7-8 sayfada ne başlık var ne bir şey var. 1-2-3 diye gidiyor arkadaşlar. İnanamazsınız yani. Birden dediğim gibi birde çok detaylı bir ihtiyaç var. Şurası, şurası, şurası işte atıyorum mesela vergi oranı şöyle şöyle hesaplanacaktır diyor. İkide bir entegrasyondan bahsediyor. Üçüncüde proje planı ile alakalı bir şey var. Burası ikinci safhaya bırakılacaktır diyor. Ya şimdi dördüncüde UI var. İşte butona buraya yanına şu buton daha konmalıdır deniyor.
Beşincide muğlak bir ifade var. İşte bu detaylandırılacaktır deniyor. Üzerine konuşulacaktır falan deniyor. Ben nasıl analiz dokümanı? Bunu yani benim yani gazeteler bile bundan çok çok daha şey. Yani bir gazete haber okurken bundan çok çok daha şey arkadaşlar, yapısal. Haber okurken biliyorsun yani burçlar şurada. Yani okuduğunuz bir gazete vardır. Burçlar şuradadır. İşte sosyete haberleri şuradadır. Ondan sonra zengin işte kadınlar bilmem ne yaptılar, erkekler ne yaptılar şuradadır. Spor sayfası buradadır. Kolon yazarları, köşe yazarları da bir aradır. Bilirsiniz nereye bakacağınız yani. Yani çok çok daha teknik olması gereken bir dokümana bakıp birden 50'ye kadar alt alta sıralanmış. E ne yapalım? Birden 50'ye kadar olanı 5 tane developerımız varsa biz de birinci developer'a ilk 10 tanesini verelim. İkinci developer'a ikinci 10 tanesini verelim ve buna da biz development diyelim. Yani analiz bu kadar kötüyse development'ı da bu kadar kötü yapabiliriz elbet. Yani hiçbir problem yok. Değil mi? Yani kura çekeriz. İlk onu kim almak istiyor? Yani bu kadar mı bu bilgi bu kadar mı basit ve bir hani yapısal bir şeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla fonksiyonel olan olmayan use case süreçleri, iş kuralları, sistem ihtiyaçları, kalite ihtiyaçları, kısıtlar falan bu ayrımlar çok önemli. Ve bunları hemen belki bugün bile vaktimiz kalırsa şey yaparaktan, detaylandıraraktan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu bakın çok tipik bir şey var. Bir insanın bir konuda ne kadar detaylı bilgi bildiğini, bilgiye sahip olduğunu, bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu konuşmasından anlarsınız. Ne kadar ortaya karışık konuşuyor, ne kadar genel geçer ifadelerle konuşuyor, ne kadar spesifik ifadeler kullanıyor. Değil mi? İhtiyaç demek farklı bir şey. Bu süreçtir, bu iş kuralı demek farklı bir şey. Bu hesaplama cinsinden bir iş kuralıdır demek farklı bir şey. Ve sizin ne kadar detaylı konuştuğunuz, onun hakkında ne kadar düşündüğünüzle alakalı bir şey. Ama düşünmek malzemesiz olmaz. Ben size malzeme vereceğim ki o malzemeyle düşünebilirsiniz. Belli kategorileri, sebep-sonuç ilişkilerini, muhtemel sebep-sonuç ilişkilerini falan vereceğim ki bunlarla bir şeyler yapabilirsiniz nihayetinde. Ve bunu da uygulamaya koymanız lazım. Mesela bu ihtiyaç kategorisini doğrudan dokümantasyonu ilgilendiren bir şey. Toplantıyı ilgilendiren bir şey. Mesela toplantıda insanlar laga luga konuşurlar. Yani ihtiyaç sahipleri laga lugadan kasıt bütün ihtiyaçlarını bir anda dökmek isterler. Ama o kadar kolay değil. Yani şu anda ona girmiyoruz. Ona birazdan gireceğiz. Çünkü sürecin şurasıyla alakalı. Şu anda şuna odaklandık diyebilmek için analistin kafasında şu istek, ihtiyaç, kök problem çözümü ve ihtiyaç kategorizasyonu olması lazım. Yoksa analist kurtlar sofrasında çok rahatlıkla ezilir. Genelde de öyle oluyor zaten. Yani bana böyle çok serzenişte bulunan, yaptığı işle alakalı çok sıkıntılı şeyler söyleyen analistler biliyorum. Yani Akın Bey işte kocaman masanın etrafında 25 kişi toplandık. Bir tek aralarında analist ben vardım. 25 tane süreç şeyi vardı, süreççi vardı. Sabah başladık, akşamleyin çıkamadık. Yani ve devamlı günlerdir devam ediyor bu. Herkes bir taraftan bir şey söylüyor. Yani bu toplantı değil. Böyle bir toplantı yönetimi olmaz. Dolayısıyla toplantı yönetimi nasıl yapılır? Analiz bunun sahibi olarak nasıl davranması gerekiyor? Buradaki düşünmesi için ne gibi mekanizmalar ihtiyacı var? Bunlardan bahsetmemiz lazım. Modeller ve nihayetinde standart ve yapısal bir dokümantasyon. Mesela çok sıklıkla developerların şöyle dediğine şahit olsun. Bizimkiler evet dokümantasyon yapıyor ama iki analistin dokümantasyonu birbirini tutmuyor. Herkes kafasına göre farklı dokümantasyon yapıyor. Yani o yüzden şey oluyor. Mesela developerlar şey derler. Ya Ayşe çok iyi aslında. Dokümantasyonu falan da çok iyi. Öbür taraftan işte Veli o da çok iyi ama dokümantasyonu çok kötü. Dokümantasyon bize getirmiyor ama çok iyi anlatıyor. Yani bu çok insan bağımlı yapılar bunlar arkadaşlar. Böyle reuse edilebilecek şeyler değil. Yani dokümantasyon önemli çünkü bilgi birikiminin temel öğesidir dokümantasyon. Yine malumatı kastetmiyorum. Yapısal dokümantasyonu kastediyorum. Bilgi birikimi sağlayacak şekilde kurumlar için. Dolayısıyla kuruma neler kazandıracak arkadaşlar? Yani analistlere alan bu eğitimden geçen analistler evet bunları kazanacaklar. Kurum açısından baktığım zaman güçlü analistlere sahip olacaklar. Bence analistler çok güçlü olmalılar. Çünkü analistler bence
developerlardan daha önemli. Hani şöyle bir fantazi yapsak. Bir uçakta bir şirketin bir analisti ve bir developer varsa, uçak düşecekse ve birini aşağı atmak gerekecekse kime atarız? Doğru cevap tabii ki daha ağır olanı, şişman olanı atmaktır. Yani ister developer olsun, hatta yani pilot dışında şişman olanı aşağı atmak bu işin mantıklı cevabıdır. Ama fantezi yapalım. Yani ikisi de aynı kiloda. O zaman developer'ı atmak daha anlamlıdır. Çünkü analist bilgisi, analizin sahip olduğu iş bilgisiyle sayesinde yeni bir developer'la işimize devam ederiz. Ama tersi daha zordur. Dolayısıyla güçlü analistler, güçlü derken hem iş açısından hem de diğer partilere karşı, yani developer'a karşı olsun, bunu negatif bir güç olarak algılamayın. Developer'ı iyi besleyen, developer'ın nasıl düşündüğünü bilen, onu yönlendiren anlamında kastediyorum. Müşteriyi yönlendiren anlamında ya da müşterinin karşısında olur olmadık isteklere karşı ciddi durabilen. Hani siz bunu istiyorsunuz ama bakın bunu yaparsak sistemin şurasıyla alakalı ciddi bir zayıflık ortaya çıkar. Bunu yapmayalım deyip bu konuda ikna edebilecek yetkinliklere sahip olan güçlü analistlerden bahsediyoruz. Bence güçlü BT takımların en temel özelliği güçlü analistlere sahip olmasıdır arkadaşlar. Güçlü analistlere sahip olmazsa balık baştan kokar ve sıkıntılıdır oradaki yazılım geliştirme süreçleri. Matematiksel ve yapısal ihtiyaçlar, işte kategorizasyona uğratılmış, malumat değil, başlıklarla ifade edilen ihtiyaçlar. Doğru detayda ihtiyaçlar, doğru kişiye doğru detayda ihtiyaç vermek, ihtiyaçları analiz etmek. Nereye kadar analiz edeceğiz? Analysis paralysis denen bir durum vardır böyle yabancıların bahsediyor. Analiz etmekten çıkamadık. Yani 3 senelik projede son bir aya girdik. Hala analiz ediyoruz. Hala detay çıkıyor. Bu normaldir. Hayat çünkü sonsuz detaydadır. Ama böyle right amount of detail, doğru detay seviyesinde nasıl kalırız biz? Değil mi? Ve daha az riskli bir, daha predictable, daha öngörülebilen bir süreç, daha öngörülebilen bir proje planı, efor planı, bütün bunlar aslında sağlıklı analizden çıkan şeyler. Değil mi? Şimdi bu eğitime katılan arkadaşlar bu IIB, CCBA ve CBAP gibisinden sertifikaları da var. Onlar için sanırım ayrıca eğitim almak gerekiyor. Ama bu yapılarla alakalı bu IIB'nin bir babuk var. Business Analysis Book of Knowledge diye. Bu işte PM'cilerin PMBOK gibisinden bir kitapları var. Bunu internetten ulaşabilirsiniz. Basılı olarak satın alabilirsiniz de. Buna uygun. Yani onu da ben göz önüne bulunduruyorum. O kitabı da. Zaman zaman ona referans da veriyorum ama o kitaptan daha teknik şeyler var bu eğitimin içerisinde. O kitap daha fazla hani zihinsel bir yapı ama burada daha hands-on pratik olarak bir şeyler birlikte yapacağız arkadaşlar. Kaynaklarımız neler? Arkadaşlar en temel kaynağımız bu işin babası. Benim büyük saygı duyduğum Carl Wiggers'ın Software Requirements isimli kitabı arkadaşlar. Şimdi bu kitabın bu satın alabilirsiniz. Bende PDF'i de var. PDF'ini de ben satın aldım. Aslında satın almamıştım. Crack sitelerinden bulduğum PDF'i vardı. Sonra bu babayla yazışırken dedim ki ben sizin kitabınızı Crack sitelerinden buldum dedim. Adam Amerikalı olduğu için ki bunu kınamak amacıyla söylemiyorum. Sadece hani belirtiyorum. Dedi ki o kitap için bana $20 ödemek ister misin dedi. Tabii ki ödeyim dedim. Yani $20 adamı ödedim. Ve kitabı Crack sitelerinden değil şeyden satın almış oldum yani. Adamın kendisinden satın almış oldum. Şimdi bakın Amazon'a giderseniz burada Carl Wiggers'ın birkaç güzel kitabı vardır. Requirement analizle alakalı iki kitabı vardır. Üçüncü versiyonu olan ki bunu ben birinci versiyondan bu yana bu kitabı takip ediyorum. Bakın 57 kişi review yapmış ve yaklaşık 5'e yakın vermişler. Mükemmel bir kitap. Yani çok iyi kitap. Bence satın alın. Kalın bir kitaptır o. 1000 küsur sayfalık bir kitaptır. Benim yanımda var mı diye bakıyorum. Ofisimde vardı ama yanımda sanırım bu kitap yanımda yok. Evet ofiste kitap. Arkadaşlar PDF'ini dediğim gibi bulabilirsiniz internetten. Bunun slaytlarını, sunumlarını ben satın aldım.
Dolayısıyla bu kitabı işleyeceğim. Benim notlarım da var. Bu kitabın sunumları da var. Yani slaytları da var. Carl Zwickers'dan satın aldığım slaytlar da var. Onlarla birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel hazırlanmış slaytlar, uygulamalar var içinde. Ben kendi materyallerimle birlikte zenginleştiriyorum tabii ki bunu. Carl Zwickers'ın bununla birlikte biraz daha sohbet tarzında böyle sorulara sanki cevap verme tarzında yazdığı ikinci kitabı da More About Software Requirements, yani Thorn Issues and Practical Advice. Yani böyle tartışmalı konular ve daha pratik şeylerin bulunduğu ikinci şey var, PDF var. Bunun da PDF'i var arkadaşlar. Şöyle ben size bu kitapları gösterebilirim. Bunlar işte şu kitaplar, Software Requirements. Üçüncü versiyonu bu. Bu kitap kaç sayfa diye bakarsam muhtemelen çok sayfa. Ta şuraya kadar gidiyor. Belli arkada belli malzemeler var. Bu kitabın malzemelerini de size paylaşacağım. Ben 1000 sayfa gibi hatırlıyorum. O kadar değilmiş. 600 küsur sayfaymış. Güzel. Güzel. Arkadaşlar. Bunun içinde bir sürü her chapter'la alakalı kitabı satın alanların indirebilecekleri şeyler var. İşte template'lar, uygulamalar, şunlar bunlar var. İşte SRS template'ı, Software Requirements Specification template'ı var, Use Case template'ı var. Benim de template'larım var, benim de şablonlarım var. Hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırladım ve kullandım. Onları size paylaşacağım. Dolayısıyla girişten sonra bu şeyin hand outlarını işleyeceğiz. İşte handoutları da şurada. In Search of Excellent Requirements diye Carl Zwickers'ın yaptığı eğitimin kitabını anlatıyor burada. Handoutları bunların üzerinden gideceğiz. İşte ikinci versiyonun üzerinden gidiyor aslında bu. Üçüncü sürümü daha geniş bir kitap. Konuları temel olarak bunlar. Bunlar da bizim temel ajandamızı oluşturacak arkadaşlar. User requirement'larına gelince mesela use case'lerden bahsedeceğiz. Ne bileyim. İşte customer involvement'da daha fazla toplantı yönetiminden falan diyelim ki bahsedeceğiz. Ondan sonra bunların üzerinden geçerekten bu ajandamızı, bu gündemimizi tamamlayacağız. Dediğim gibi ben eğitime katılacak arkadaşlarla bunları paylaşacağım. Bununla birlikte benim bazı notlarım var. Şeylerim var, slaytlarım var. Bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve şeyimizi, eğitimimizi böyle tamamlayacağız. Bununla birlikte biraz daha UML yoğun ve sadece analiz değil, dizaynı da içine alacak şekilde ama çok okunası bir kitap. Çok hoşunuza gidecek olan bir kitaptır. UML Distilled. Türkçe'ye rafine UML diye çevrildi ama çeviren vatandaşın İngilizcesi de kötü belli ki. Ondan sonra zaten sistemi de yani olayı da bilmediği için ben çeviriyle alakalı orada çok komik şeyler de gördüm. Managing Software Requirements, Leving Well'ın kitabı. Bu da güzel bir kitaptır. Bu daha fazla işin içinde use case'leri de bulundurur. Yani Carl Zwickers'ın içerisinde use case'lerin detayına belli bir noktaya kadar girer ama şu daha fazla şey yapar. Ben de use case'lere ciddi önem veriyorum arkadaşlar. Hani süreç dokümantasyonu anlamında. Alan Gottesdiener'ın bu kitabı workshoplar ve toplantılarla alakalı okunması gereken bir kitaptır. Toplantı yönetimi bir analist nasıl yapmalıdır? İşte detaylar nasıl ortaya çıkartılır? Oradaki pratik şeyler neler olmalıdır? İnsanları kırmadan etmeden nasıl şey yaparsınız, yönetirsiniz? Bunlar önemli. Tabii bir de Babuk Guide'ımız var. Türkçe kitap var mı diye sorabilirsiniz. Ben işin açıkçası iyi niyetli genelde Java dünyasında da yazılım dünyasında da yazılım mühendisliğiyle alakalı özellikle analizle alakalı çıkan her kitabı almaya çalışıyorum. Genelde bunları yazan hocalarımız ama maalesef çok okunacak kitaplar değiller. Hani tek tek isimleriyle ifade etmeyeyim ama yani şurada baktığım zaman var olan 4-5 tane kitap var. Sanırım sadece öğrenciler satın alıyordur. Çünkü derslerde belki okutuluyor ama hani çok fazla bir şey kazandırır mı zannetmiyorum. Dolayısıyla maalesef çok Türkçe kaynak veremiyorum. Benim bir aralar aslında böyle bir kitap yazma niyetim vardı. Belki aranızdaki arkadaşlarla bir araya gelip
kitap ya da böyle kitapçık çıkartabiliriz. Hani illa 500 sayfalık olması gerekmiyor ama biraz daha bu konuda farkındalık yaratacak şekilde belki çalışmalar yapabiliriz arkadaşlar. Peki, şimdi isterseniz bir ara daha verelim. Ondan sonra devam edelim.